ve yükselmek gibi bir halim yok. AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki danışmanlarıyla makam odasında çektirdiği fotoğrafı yayınlamış, emir Erlerim yazmıştı. Sofuoğlu'nun makam odasında çektiği fotoğraf hem vekilin ayakları çalışma masasına uzatmış şeklinde oturması hem de danışmanları için kullandığı emir Erlerim ifadesi nedeniyle tepki görmüştü. Sofoğlu sosyal medya hesabından espri yapmak istemiştim dese de yine de tepkilerin ardı arkası kesilmemişti. Sofoğlu'nun danışmanı ve teyzesinin oğlu Semih Bostanoğlu çok konuşulan emirerlerin paylaşımı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Meclisteki milletvekillerinin danışmanlara yaptıkları muameleyi gördük. 600 milletvekili içinden iddia ediyorum. Kenan abim kadar danışmanlarına değer veren, yedi işte ayrı gitmeyen, aynı odada kalan bir milletvekili yoktur. Diğer milletvekilleri danışmanlarının maaşlarından pay alırken, Kenan abim giydiğimiz kıyafete kadar her şeyimizle kendisi ilgileniyor. Mecliste bizden ayrı oturduğunu gören bir tane danışman varsa çıksın konuşsun. Milletvekillerin arasında değil, danışmanların arasında oturur sırf bizler için. Bu arada o şakayı biz isteyerek bu hataya düşürdük onu. Bazı vekillerin danışmanlarının maaşlarından pay aldıkları iddiası Ankara'yı karıştırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hangi vekillerin danışmanlarının maaşlarından pay aldıkları tartışılmaya başladı. Tartışmalar sonrasında tekrar sosyal medya hesabından açıklama yapan Semih Bostanoğlu görevinden ayrıldığını duyurdu. Sebep olduğum bir paylaşım dolayısıyla danışmanlığını yürüttüğüm Sayın Kenan Sofuoğlu yoğun eleştirilere maruz kalmıştır. Onun insani niteliklerini dile getirme amacıyla yaptığım açıklamada sayın vekillerin haklı eleştirilerine öfkeli bir tepki göstererek vahim bir hataya sebep oldum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tüm milletvekillerinden ve halkımdan özür diliyorum. Danışmanlık göreviyle bağdaşmayan bu durum dolayısıyla görevimden ayrılıyorum.